Herkese merhaba. Bu ipucu videomuzda görünüm durumlarını inceleyeceğiz. Görünüm durumlarını nasıl ekleyebileceğimi ve bunları arasında nasıl geçiş yapabileceğimizi birlikte bakalım. Öncelikle yeni bir görünüm durumunu nasıl eklediğimizi görelim. Buradaki panelimi genişleterek sağ tık yapar görünüm durumu ekle diyebiliyorum. Bir tane görünüm durumu ekleyelim. İsmi 1 olsun. Şu an 1'in oldu görünüm durumu. Aktif oldum. Buradan görebiliyorum. İlk görünüm durumumda şuradaki iki parçamın arka kenarlarının gizli olmasını istiyorum. Görünüm durumum bu şekilde tamamlandı. Yeni görünüm durumu eklerken şu an aktif olan hangi görünüm durumu varsa onun aynısını kopyalıyoruz aslında. Şu an ben yeni görünüm durumu eklediğimde buradakiler yine arka kenara gizli şekilde gelecektir. Fakat ben yine bunlar üzerine değişiklik yapacağım için bu şekilde gelmesini istemiyorum. Konfigürasyonlar kısmından ilk görünüm durumuma geri dönüp tekrardan görünüm durumu ekleyebilirim. Yeni görünüm durumunun adı 2 olsun bu sefer. 2 aktifken bu sefer diyorum ki bunlar şeffaf olsun. Şeffaflıklarını değiştirebiliyorum. Bu sefer ilk görünümüme geri dönüp oradaki görünüm durumlarını devam ettirmek istiyorum. Bir görünümümden yeni görünüm durumu ekleyelim. 3 diyelim. Bu sefer şuradaki bütün cıvatalar, somunlar gizlenmesini istiyorum. Tüm cıvata somunlarımı seçerek buradan bileşenlerini gizliyorum. Ve bu görünümümde nasıl bir görünümde nasıl kenara gizliyse aynı şekilde fakat artı olarak cıvatalarımın gizli olduğunu görebiliyorum. Yine default'a geri dönüyorum. 4 adlı bir görünüm durumu ekliyorum. Bunda da parçamın şu ön kısımdaki bileşenlerinin tamamen gizli olmasını istiyorum. Gidiyorum bileşenleriyle beraber. Sanki parçamın bir tarafının komple açık olduğunu ve montajımı incelerken iç kısmını rahatça görebilmemi sağlayan bir görünüm durumu oluşturdum. Tekrar default üzerinden bir tane daha görünüm oluşturacağım. Sağ tık görünüm ekle. 5 diyorum. Bu görünümde de öndeki parçam şeffaf olsun. Şuradan da şeffaflığı değiştirebiliriz. Ve bazı parçalarım, mesela şundan bahsediyorum, renginin kırmızı olmasını istiyorum bu görünüm için. Aynı şekilde şu parçaya bakalım. Şu 5 adlı parça. Görünüm kısmından bunu da kırmızı hale getirerek görünümünü değiştirdim. Konfigürasyon arasında geçiş yaparsak ilk görünümümüz bu şekildeydi. Görünüm 1 burası. Şeffaflık vermiştik. Ne? Cıvatalar olmadan bir görünüm. Açık bir şekilde görünüm. Ve bazı noktaların vurgulandığı şekilde bir görünüm oluşturduk. Bu videomuzda farklı görünüm durumlarını nasıl oluşturabileceğimizi gördük. Bizi izlemeye devam edin. Herkese iyi çalışmalar.